Değerli kardeşlerim, bu mektup iki devlet, bir millet ifadesinin Nahçıvan Meclis Başkanı Vasıf Talipoğlu kardeşimizden geldi. Bakın ne diyor Talipoğlu. Aynen kendi dilinden okuyorum. Türkiye Respublikası'nın baş naziri hürmetli Recep Tayyip Erdoğan. Hürmetli baş nazir. Türkiye'nin Kars şehrinde ucaldılan insanlık abidesinin sökülmesi barede verdiğiniz gösterişe göre size Nahçıvan Muhtar Respublikası'nın Ali Meclisi adından ve şahsen öz adımdan derin minnettarlığımı bildiririm. Bu abide dostluk veya insanlık sembolü yok. Zat-ı Ali'nizin dekik ifade ettiği kimi ucube yani ey becerlik remziydi. Fırsattan istifade edip Zat-ı Ali'nize bir daha yüksek ihtiramımı bildirir, kardeş Türkiye'nin inkişafı namına semereli faaliyetinizde daha büyük uğurlar arzulayırım. Derin hürmetle. İmza Vasıf Talipoğlu. Kardeşlerim, işte mesele bu. Daha fazla yoruma girmiyorum. Kardeşlikse bizim Azerbaycan'la, Nahçıvan'la ezeli ve ebedi kardeşliğimiz var. Barışsa biz Ermenistan'a bütün iyi niyetimizle uzlaşma elimizi uzattık. Şimdi sıra Ermenistan'da. Fakat bugün bir olay daha oldu. Bir gazete başlık atmış. O da güya Başbakan Yardımcım Cemil Bey'in Dink'in oğlu tarafından söylenen bir şey ki ben böyle bir ifadeyi asla Başbakan Yardımcım için kullanmam. Onun ölümüyle ilgili zanlı olarak ifade etmişim. O kanlı demiş, ben hayır kanlı değil zanlı demişim. Bu çocuk bunu söylemişse kendisine teessüf ederim. Ama bunu malzeme haline getiren o gazeteyi de huzurlarınızda kınıyorum, terhin ediyorum. Diyasporanın etkisinden kurtulup Ermenistan'ın da biz adım atmasını beklerken Ermeni yanlısı ne yazık ki bazı zihniyetler hala bu ülkede onların avukatlığını üstlenmişler, bunu sürdürüyorlar. Bu arada bugün mitingimizin ardından bir de temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ben temel atma törenlerine prensip olarak katılmam. Arkadaşlarım temel atar, ben ise açılışlara katılırım. Ama bazı istisnalar var. Önemli yatırımlarda, uluslararası yatırımlarda gidiyor, coşkuyla, heyecanlı o töreni yapıyoruz. Bugün de Kars'ta Azerbaycan Petrol Şirketi tarafından merhum Haydar Aliyev adına yaptırılacak olan Büyükşehir Endüstri Meslek Lisesi'nin yerini verdik. Onlar da oraya liseyi yapacaklar. Onun temelini atıyoruz. Kars'ımıza hayırlı olsun. Azerbaycan Devlet Başkanı'na ve tüm Azerbaycan halkına şahsım ve milletim adına buradan şükranlarımı sunuyorum. Sevgili kardeşlerim, (gülüyor)
Sevgili kardeşlerim, şunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. 12 Haziran seçimleri sadece Türkiye için değil, merkezinde bulunduğumuz bütün bu bölge için de ayrı bir önem taşıyor. Zira Türkiye son 8,5 yılda yaptığımız yatırımlarla, gerçekleştirdiğimiz reformlarla, aktif dış politikamızla bölgemizde ve dünyada artık kendisine çok farklı bir yer edindi. Bugün artık her denklemde önemli bir unsur olarak Türkiye var. Bölgesel ve küresel her meselede Türkiye'nin artık söyleyecek sözü var. Sadece bölgemizde değil, tüm dünyada mazlumların sesi, mağdurların nefesi, yoksulların umudu bir Türkiye var. Hiç abartmadan söylüyorum. 12 Haziran seçimlerini sadece 81 vilayet değil, bütün komşu başkentler, bölgemizdeki tüm şehirler, Orta Doğu sokaklarındaki, Balkanlardaki, Kafkasya'daki kardeşlerimiz, soydaşlarımız, akrabalarımız da aynı heyecanla izliyorlar. Sadece uluslararası piyasalar değil, ekonomi çevreleri değil, bizi yakından izleyen kardeşlerimiz de 12 Haziran'da AK Parti'nin bir kez daha tek başına iktidara geleceğini görüyorlar. Türkiye'de istikrarın devam edeceğini anlıyorlar. Çünkü istikrar, çünkü güven çok önemli. Türkiye güvenilir bir ülke. Türkiye'de istikrar var. Onun için de buraya geliyorlar. Değerli kardeşlerim, bu ülkenin artık vizyonu var. Bu ülkenin artık çok büyük hedefleri var. Bu ülkenin olabildiğince açık bir ufku, aydınlık bir istikameti var. Şimdi bakın, seçim süreci başladığı andan itibaren muhalefet partileri son derece seviyesiz, son derece üslupsuz, son derece saygısız bir şekilde AK Parti'ye saldırmaya başladılar. Her gün meydanlarda ağza alınmayacak edebe, adaba, akla, mantığa, izana, vicdana sığmayacak küfürlerle, iddialarla, iftiralarla bizlere saldırıyorlar. Koro halinde aynı hizaya geçmiş şekilde aynı zihin yapısıyla bizim üzerimize geliyorlar. Hamdolsun. Meyve veren ağaç taşlanır.